arkadaşlar, bugün sizlere quiz yapacağım. Quiz yapıp ne kadar zeki olduğunuzu ölçeceğim. Dersleriniz ne kadar iyi ona bakacağım ama hepinize güveniyorum. Hadi başlayalım hocam hemen. Aynen hocam, hemen başlayalım. Süremizden gidiyor yani. Evet, herkes tam mı bakayım? Aa, yine Arda yok. Yine geç kalmış Arda. Niye hep geç kalıp duruyor bu çocuk ya? Hepiniz enayi misiniz de bu çocuk geç kalıyor, size erken geliyorsunuz? Vallahi doğru söylüyorsunuz hocam ya. Allah Allah, bir akıllı bu mu? Ay, onu gelince azarlayın hocam. Azarlayın onu. Aynen öyle. Bir gelsin var ya, kulaklarını çekeceğim onun. Çok pis azarlayacağım onu. Görür o. Rencide edeceğim onu. Bana işte şimdi geldi, ayvayı yedi. Oley be, Arda azar yiyecek, hiç sevmiyormuş çocuğu, saf bir inteki zaten. Merhaba hocam, kusura bakmayın geç kaldım, yolda çok trafik vardı da. Ne trafiği oğlum, siz fakirsiniz, trafikten sana ne? Hocam, babam beni traktörüyle bıraktı. Hem traktör yavaştı hem de trafik olunca geç kaldım yani. Hey Allah'ım ya, bıktım senden de şu fakir babandan da. Senin yüzünden quiz süreleri eksildi bunların. Of ya, bana ne ya, bunun yüzünden daha az süremiz olacak ya, hiç sevmiyorum ben bunu. Çok pardon hocam, bir daha olmaz, 20'e geçebilir miyim? Ulan geç hadi geç, sen bir daha geç kal var ya, o zaman sana neler yapacağım görürsün. Ulan şu çocuğu niye okulda tutuyoruz ki, atsak gitse mi acaba ya, Allah Allah. Arkadaşlar, benim arkadaşlarım beni hiç sevmiyor, hep dışlıyorlar. Siz bari kanala abone olup videoya like atın, bana destek olun. Hadi, bekliyorum desteğinizi. Evet arkadaşlar, quizimize başlıyoruz. İlk soruyu soruyorum. Gönderin gelsin hocam. Evet gençler, Ender'in 13 lirası var. 5 liraya çikolata almış. Geriye kaç parası kalmış? Söyleyin bakalım. Siz de yorumlarda cevaplayın. Bakalım siz kaç puan alacaksınız? Yedi ya, hiç soru kolay geldi. Hemen bilir geçeriz. Evet, yaptınız mı bakalım gençler? Valla yaptık ya. O zaman Arda söylesin. Söyle bakayım, cevap ne? Hocam cevap bence 13. Ya evladım, zaten başta 13 lirası vardı. 5 liraya çikolata aldı diyoruz. Hala 13 diyorsun ya. Nasıl bir saftiriksin sen? Hocam benim babamın parası çok az. O yüzden 13 lirası olsa bile eve yemek alır. Bana çikolata alamaz yani. O yüzden biz çikolata almayız. Biz o yüzden 13 liram kalır benim. Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Bu nasıl bir mantık evladım ya? Allah Allah. Saftirik işte hocam ya. Fakirlik bunun kanını işlemiş. Allah Allah. Neden bu bizim sınıftaki ya? Aynen ya. Ben böyle fakirle aynı sınıfta okumak istemiyorum ya. Atın şunu, atın. Şşş, tamam gençler, sakin olun. Hocam ne olur atmayın beni. Ben büyüyeceğim, büyük adam olacağım, söz veriyorum. İleride ben çok zengin bir iş adamı olacağım. Ya evladım, sen saftirin tekisin. Büyük bir iş adamı olmak için çok akıllı olman gerekiyor. Sen akıllı değilsin ki. Mesela bak Rüzgar'a, babası zengin, kendisi de zeki, bu da ileride zengin olur. Ama sen fakirsin, baban çöpçü. Sen de ileride öyle bir şey olur, çıkarsın işte. Hayır hocam, görürsünüz. Ben ileride çok zengin olacağım, çok başarılı bir iş adamı olacağım. İyi madem, sana son bir soru soracağım. Bakalım buna ne cevap vereceksin. Ona göre senin yerini belirleyeceğiz artık. Tamam hocam, sorun, bekliyorum. Bak evladım, şimdi masanın bir ucunda bir altın, diğer ucunda da bir elmas var. Bir adam gelse ve sana dese ki elması mı alırsın, altını mı diye sorsa, hangisini alırsın? Hocam ben olsam altını alırım derim. Evladım sen vallahi saftiriksin. Elmas ne kadar pahalı, haberin var mı? Altın onun %1'i kadar falan. Yani 100 tane altının olsa bir elmas parası ediyor. Evet hocam, ama o adam da sizin gibi benim saf olduğumu düşünür ve habire bana altın vermeye devam eder. Belki bir elmas kazanacağıma 10 tane elmas kazanırım o adamdan. Ya hacı hayırdan oğlum ya, öyle şey mi olur ya, Allah'ım ya Rabbim ya, bu da hayal aleminde yaşıyor. Hocam bu çocuk çok saftirik, ben bununla aynı sınıfta olmak istemiyorum. Ay evet ya, fakir pisi, gitsin bu bizim sınıftan. Bak Arda evladım, sen şimdi bu kağıdı alıyorsun, hiç okumadan babana götürüyorsun, tamam mı? Eğer okursan bütün notlarına 0 veririm. Tamam hocam, söz hiç okumayacağım, hemen babama götüreceğim. Tamam hadi bakalım, al git. Allah Allah ya, ne yazıyor acaba içinde? Neyse, öğretmen okumamam gerektiğini söyledi. En iyisi ben de okumadan babama götüreyim. Aha, hem işte babam da orada, hemen gidip vereyim. Şuna bak kanka ya, Arda'nın babası bu, çöpçü. Pis fakir, al oğlunu okuldan, istemiyor senin oğlunu. Ne oluyor burada baba ya, ne diyor bunlar? Boşver oğlum, boşver, sen dinleme onları. Sen çok zeki bir çocuksun, boşver, dinleme onları. Üf ya, Arda da geldi, buranın tadı iyice kaçtı. Fakir kokuyor burası, hadi gidelim. Aynen aynen ya, hadi gidelim, fakirleri yalnız bırakalım.
Ey Allah'ım ya, şunlara bak ya, Allah Allah. Merak etme baba, ben seninle gurur duyuyorum. Sen bizi açta açıkta bırakmamak için sabah akşam çalışıyorsun. Sen çok iyi bir babasın. Sağ ol oğlum, sağ ol. Canım oğlum benim, ben de seni çok seviyorum. Babacım, öğretmen bir ona bir kağıt verdi. Direkt babana götür, sakın okuma dedi. Sen al bunu, ne okuyor bana da söyle, olur mu? Allah Allah, ne acaba, ver bakayım. Bakalım ne yazıyor. Sizin oğlunuz çok saftirik. Artık onu okulumuzda istemiyor. Yani oğlunuz okuldan atıldı. Alın kendiniz eğitim bu safı. Ne kadar acımasız insanlar bunlar ya. Ne kadar ya. Canım oğlum benim, ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım? Ne olmuş baba? Ne yazıyormuş? Oğlum öğretmenin yazmış ki, oğlun aşırı akıllı. Biz bunu eğitemeyiz. Okulumuzun seviyesi senin oğluna yetmiyor. Siz en iyisi bu çocuğu okuldan alın. Evinizde siz kendiniz eğitin demiş. Artık seni ben eğiteceğim oğlum. Hiç merak etme. Seni çok iyi eğiteceğim. Gerçekten mi baba ya? Oley ya. Canım babam benim ya. Canım babam. Umarım ona güzel bir eğitim verebilirim. Umarım. Doktor bey, ne olursunuz ne olursunuz oğlumu kurtarın. Ben sadece emekli bir öğretmenim. Ben bu fiyatları karşılayamam, ne olur. Üzgünüz beyefendi ama dediğimiz gibi oğlunuzun hastalığı çok ağır bir hastalık. Ve ameliyatı tam 1 milyon elmas. Eğer bu 1 milyon elması veremezseniz oğlunuzu kaybedersiniz. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Üzgünüz. Aa, Balde Hoca değil mi o ya? Merhabalar hocam, beni hatırladınız mı? He, Arda evladım, bu sen misin? Evet hocam, benim. Senin ne işin var burada? Babam biraz rahatsızlandı da o yüzden geldim. Duyduğuma göre çocuğunuz çok hastaymış ve ameliyat için tam 1 milyon elmas gerekiyormuş. Evet, maalesef öyle bir durum oldu da bundan sana ne ki? Doktor bey, ameliyata başlayabilirsiniz. Bütün masrafları ben ödeyeceğim. Tamamdır Arda bey, istediğiniz gibi olsun. Hemen başlıyoruz. He? Nasıl yani? Sen zengin mi oldun? Aynen öyle hocam. Babam artık rahatsızlandığı için ben bu hastaneyi satın aldım. Daha iyi bir tedavi görmesi için ona bir hastane satın aldım. Yani sizin oğlunuzun da tedavisini burada yaptırabilirim. Böylelikle oğlunuz da iyileşmiş olur. İnanmıyorum. Çok sağ ol evladım. Çok sağ ol. Çok sağ ol Arda. Canım, biricik öğrencim benim. Gerçekten sana çok teşekkür ediyorum. Gerçekten. Hemen ameliyatlara başlıyoruz. Neyse, ben artık babamın yanına gideyim. O çok hasta. Babacım, canım babam, nasılsın? İyi misin? Keyfin yerinde mi? Yerinde yavrum, yerinde. Bana burada pek iyi bakıyorlar. Baba, bil bakalım kimi gördüm. Eski öğretmenim Baldi'ye, hatırlar mısın? Bana okulda iyi eğitim göremediğim için sana emanet etmişti beni. Sen de beni böyle iş adamı yaptın. Hatırlamam mı onu? Hatırlıyorum tabii, hatırlıyorum. O sana bir tane kağıt verdiydi, hatırlıyor musun? Okuldan giderken son kez okula gittiydin sonra. Evet, sonra sen eğitmiştin beni. O gün son kez okula gitmiştim. Bak evladım, o kağıt burada. Ben öldüğüm zaman okuyacaksın onu, tamam mı? Ama ben ölmeden okumak yok. Tamam baba, da ağzından yel alsın. Allah sana daha uzun ömürler versin. Seni kaybedemem daha, kaldıramam bu acıyı. Ölümlü dünya bu yavrum. Herkes bir gün ölecek zaten. Ancak ben öldüğümde okuyacaksın bu kağıdı. Tamam baba, tanıyorum babacığım. Sadece sen öldüğünde okuyacağım o kağıdı. Canım babam ya, canım babam vefat etti. Oysa benim üzerimde ne büyük emekleri vardı. Canım babamım benim ya, Allah'ım ya. Arda bey, tüm şehir babanızı kaybettiğiniz için çok üzgün. Herkes onlara dua okuyacak. Herkes sizin babanızı çok severdi. Sizin gibi başarılı bir olan yetirdiği için herkes ona çok tebrik eder, hürmet gösterirdi. Evet, canım babam benim. Beni okutup büyüttü. Çok büyük bir adamdı o. Ben çocukken o çok zengin bir adam değildi. Ama gönlü o kadar zengindi ki beni böyle bir adam etti. Bir daha hayatımda öyle bir adamla karşılaşamam. Canım babam benim. Neyse Arda bey, ben sizi babanızla en iyisi baş başa bırakayım. Hadi iyi günler size. İyi günler, iyi günler. Hadi görüşürüz. Evet, bu kağıdı babam sadece öldükten sonra okumama izin vermişti. Bakayım ne yazıyormuş kağıtta. Sizin oğlunuz çok saftirik. Artık onu okulumuzda istemiyoruz. Yani oğlunuz okuldan atıldı. Alın kendiniz eğitim bu safı. Canım babam be, ne büyük adammışsın. O gün bana bunu söylememiştin ve beni büyük bir adam yaptın.
verdin. Şimdi ben Baldi'nin oğlunu hayatını kurtardım. Canım babam benim be. Sen çok büyük bir adamdın gerçekten. Çok. Seni çok özleyeceğim babacığım. Seni çok özleyeceğim. Hoş geldiniz dükkanımıza. Buyurun bakalım, ne istersiniz? Evet, söyle bakalım oğlum. Ben aç değilim. Oğlum ne isterse verin. Of, çok acıktım ben babacığım. Şöyle güzel bir şeyler yemek istiyorum. Ben hamburger yemek istiyorum. Peki Rüzgar Bey, size efsane bir hamburger yapacağım. İçinde ne olmasını istersiniz bakalım? İçinde her şey olsun. Altından bir hamburger olsun. İçinde elmas parçaları da olsun. Yiyeyim ben onları. Ne? Aman tanrım. Altından mı olsun? Daha önce kimse altından hamburger yememişti. Siz gerçekten çok zengin olmalısınız. Evet, biz çok zenginiz. Hadi ver bakalım hamburgerimizi. Hemen hazırlıyorum. Hemen bekleyin. Hemen şıpşak hazırlayacağım. Aa babacığım bak, Rüzgar'la zengin amcam şurada yemek yiyor. Biz de yiyebilir miyiz? Benim karnım da çok acıktı da. Olur oğlum. Ama önce bir fiyatları soralım. Olur mu? Tamam babacığım, tamam, biliyorum paramız az. Ben ucuz bir şey yerim, merak etme. Seni asla zor duruma sokmam. Aferin be. Aferin benim akıllı oğluma. Canım oğlum benim. Evet Rüzgar Bey, buyurun bakalım. Altın kaplama, içinde elmaslar bulunan efsanevi, mükemmel, perfect hamburgeriniz hazır. Daha önce asla böyle bir hamburger görmemiştim ben. İnanılmaz duruyor gerçekten. İşte bu be. Tam benim ağzıma layık. Tamamdır babacığım. Ben aldım harika hamburgerimi. Onu löpür löpür yiyeceğim şimdi. Afiyet olsun canım oğlum benim. Kasiyer Bey, kaç para tuttu bu hamburger? Altın kaplamalar ve tabii ki elmaslarla beraber çok fazla tuttu. Tam 500 elmas tuttu. Ne? Sadece 500 elmascık mı tuttu? Tamam, alın o zaman bunları. Hop, şöyle vereyim ben size. Hepsini vereyim. Oha baba ya, şuna bak. 500 elmaslık hamburger aldılar. İnanmıyorum. Evet oğlum ya. Bizim ise bir tanecik bile elmasımız yok. Adamlar o paraya elmaslarla hamburger yiyor. Bunlar nereden çıktı ya? Çöp kokuyor bunlar. Hadi gidelim oğlum ya bunların yanından. Şuna bak ya. Zengin olmuş ama adam olamamış adam. Öf ya, bu pis fakirler nereden çıktı? Söyleyin bakalım, ne istiyorsunuz? Abicim ben de bir tane hamburger almak istiyorum. Ama en ucuzundan olsun. Benim karnım tok ya. Oğlum yesin benim. Oğlum ne istiyorsa onu verin. Ne, en ucuzundan mı? O zaman şey yapalım. Sana boş daha bir tane hamburger ekmeği verelim. Olur abi, fark etmez. Benim karnım doysun yeter. İçinde bir şey olmasına gerek yok. Ben boş ekmek de yerim. Adama bak ya, inanmıyorum. Boş hamburger ekmeği yiyor. Boş hamburger ekmeği 5 lira. Ne? 5 lira mı? Bende 3 lira var. 5 lira vermesem de 3 lira versem olur mu acaba ya? Boş ekmek nasıl olsa. Ne? 3 lira mı? O ne öyle ya? Dilenciye sadaka mı veriyorsun kardeşim? Kaybolun buradan. Fakir müşteri istemiyorum ben. Paranız yoksa gelmeyin kardeşim şuraya ya. Allah Allah. Ne yapalım kardeşim ya? Ne yapalım? Aç mı gezelim? Çocuğumun karnı aç. Ne olur yani? Bir sulum ekmek versen ne olur? Hadi kardeşim hadi. Allah Allah. Paranız yoksa aç gezin. Yallah. Uzayın buradan. Kaybolun. İyi mi? Tamam bekleyin. Bankada kalan son bir param vardı. Hadi oğlum gel onu çekip gelelim. Sonra da karnını doyururuz. Allah Allah, pis fakirlere bakın ya. İşte oğlum şuradan paramızı çekeceğim şimdi. Tebrik ederiz. Bizim ATM'imize gelen 1 milyonuncu müşteri oldunuz. Ve bu sayede tam 1 milyon elmas kazandınız. Fakir Bey artık zenginsiniz. Tebrik ederim sizi. Ne oluyor ya, o kamera ne öyle? Hayırdır kardeşim, ne çekiyorsun ya? Ayı mı oynuyor burada? Evet birader, sen neyi çekiyorsun? Hop bak, kırarım kamerada. Nugli oldum burada ya. Allah Allah. Biz burada kamerayla çakım yapıyoruz. Aman Fakir Bey sakin olun ya. Allah Allah. Zengin oldunuz diyorum ya. Zengin oldunuz. Herkes sakin olsun. Program sunuyoruz. O yüzden kamerayı çekiyoruz size. Artık zenginsiniz. Dalga mı geçiyorsun kardeşim? Sen kimi kandırıyorsun ya? Hani benim elmaslarım o zaman? Evet madem öyle, verin bizim elmaslarımızı. İyi madem, alın bunları. Hepsi sizin bunların. Alın. Bütün elmaslar sizin. Zengin oluyorsunuz. Elmas yağmuru. Aman tanrım. Bu bir rüya olmalı. Zengin oluyorum. Yok be. Babacım bu ne? Gökten elmas yağıyor. İnanmıyorum ya, inanmıyorum. Ben size dedim, inanmadınız bana. Zenginsiniz oğlum, zenginsiniz. Kendinize gelin. Zenginiz be, zenginiz. Oley. O zaman artık bir zengin gibi olmanın zamanı geldi. İşte bu be, işte bu. Şimdi daha iyi oldunuz. Tam bir zengin oldunuz. Vallahi ya oğlum, zenginlik bize yaradı. Şu halimize bak, çok iyiyiz. Aynen öyle babacım. Artık zengin amcamlardan ve Rüzgar'dan daha zenginiz. Aynen öyle. Hadi gidelim şu hamburgerciye haddini bildirelim artık. Olur babacım. Hadi gidelim. Hop.
hamburgerci. Kaybol bakayım buradan. Satın alıyorum ben burayı. Kovuldun. Aynen öyle. Uza bakalım buradan. Artık burası bizim. Ne? Oğlum dalga mı geçiyorsunuz lan? Bir şapka bir gözlük taktınız diye zengin mi oldunuz? Arkadaşlar gördüğünüz gibi artık zengin olduk. Eğer siz de bizim gibi zengin olmak istiyorsanız kanala abone olup videoya like atmayı sakın unutmayın. Daha az önce fakirlikten ağzınız kokuyordu. Kaybolun buradan. Babacım ver şunu elmasları da sussun artık bu. Doğru söylüyorsun oğlum. Al bakalım şu elmasları. Al. Sus bakalım şimdi. Çek git buradan. Aa ne oluyor ya? Adam elmas fırlatıyor bana. Resmen satın alıyor burayı. Beni de kovuyor. İnanmıyorum. Artık bu şehrin en zenginleri bizi. Senin gibi kötü insanların hepsini cezasını vereceğiz şimdi. Aynen baba. Bundan sonra zengin amcamlara da hatlarını bildirelim. Artık onlardan daha zenginiz nasıl olsa. Göstereceğiz oğlum. Göstereceğiz. Biz de fakirken dalga geçen herkese cezasını ödeteceğiz. Olamaz ya. Olamaz. Kovuldum işten. Hadi bakalım oğlum. Burada işimiz bitti. Sıra zengin amcanlarda. Ulan zengin. Aç oğlum kapıyı. Çabuk aç. Açmazsan evini yıkacağım ha. Makineyi getirdim. Allah Allah. Ne oluyor ya? Ne bu gürültü? Ne oluyor hala? Niye bağırıyorsun kapımın önünde? Çabuk evi boşalt oğlum. Yoksa evini yıkacağım ha. Bu evi fakirler satın aldı. Eğer o zengin çıkmazsa dedi evi yıkın dedi. Eğer çıkmazsan başına yıkarım bu evi oğlum. Ne diyorsun oğlum? Dalga mı geçiyorsun benimle ya? Allah Allah. Fakir nasıl alsın bu evi? Açlıktan ağzı kokuyor onun. Yürü git şaka yapmayı bırak benimle. Uy adama bakın lan. Bana inanmıyor. Vallahi benden günah kırmıştır o zaman. Yıkıyorum evi. Ey Allah'ım Allah'ım senle mi uğraşacağım? Yürü git şuradan ya. Onu sen istedin oğlum. Fakir için yıkıyorum senin evi. Haydi bismillah yıkıyorum oğlum evi. Görürsün sen. Demek bana inanmıyorsun ha. Ne yaptın oğlum? Niye yıktın evimi? Kafayı mı yedin sen? Manyağa bakın ya. Evimi yıktı. Ne cazırdın lan çakal. Ben seni uyarmadım mı lan? Sen bana inanmadın. Ben sana doğruları söyledim. Allah ne diyorsun ya? Fakir benim evimi nasıl almış olabilir? O fakirdi. Fakir çok zengindir oğlum. Ona piyango vurmuş. Çok zengin olmuş. Bu şehrin en zengini o artık. Belediye binasını bile satın almış lan. Oha ya yok artık. Onu bile mi satın almış? Nasıl olur mu ya? Nasıl? Hey ne oldu zengin bey? Evsiz mi kaldın? Ne oldu? İnanamadın herhalde benim satın aldığıma. Fakir abi ne yaptın sen ya? Niye beni evsiz bıraktın? Ne olursun ya sal evimde oturayım. Ben fakirken sen benimle dalga geçiyordun. Bana kötülük yapıyordun. Şimdi gelmişsin ne olur bırak diyorsan. Hayatta bırakmam sana bunu. Benim artık bu ev benim. Ben evsiz ne yapacağım? Ailemle sokakta mı kalalım fakir ne olursun? Hayır tabii ki ben sizi sokağa atar mıyım hiç? Ben sizi de satın alıyorum. Benim kölem olan. Kölen mi? Ulan oğlum adam sizin kölesi yapıyor. Ben gidiyorum buradan. Evet aynen öyle. Bizim kölemiz olacaksınız. Yoksa atarım size. Ama fakir şey. Aması maması yok. Benim kölem oluyorsunuz. Hepinizi satın aldım. Of ya of tamam madem. Oh be ne kadar güzel bir zengin olmak. Sen yatıyorsun millet sana hizmet ediyor. Allah harbiden öyle baba ya. Alo benim içecekler nerede kaldı? Kola mı getirin bana hadi. Derhal seri olun. Çok üzgünüm Arda Bey. Getirdim işte buyurun. Geç kaldım. Aldığım için özür dilerim. Getirdim kolanızı. Aferin işte böyle özür dileyeceksin. Bir daha olmasın. Hayatta geç kalmaları böyle şey yapamam ben yani. Bir daha olmayacak Arda Bey. Söz veriyorum. Allah Allah ya. Benimki hala gelmedi. Hop zengin. Benim kolalar nerede? Kuruduk burada ya. Kuruduk. Hadi seri ol biraz. Buyurun fakir bey getirdim kolanızı. İşte kolanız burada. Niye geç getiriyorsun oğlum benim kolamı? He niye geç geldi bakayım bu? Üzgünüm ya. Fakir bana niye böyle yapıyorsun ya? Niye? Niye kölen yaptın beni? Çünkü sen fakirlere kötü davranıyordun. Ben de sana ceza olarak böyle bir şey yaptım. Aynen öyle zengin amca. Siz hak ediyordunuz bunu. Çünkü siz çok kötü insanlardınız. Of ya of. Çok pişmanım. Çok. Keşke kötülük yapmasaydım zamanında. Of. O ne böyle ya? Çok soğuk. Donacağım resmen burada. Donacağım. Hayır ya olamaz hasta oldum. Hayır ya olamaz ne yapacağım ben? Bıktım artık fakirlikten. Çok soğuk ama çok üşüyorum. Hayır ya olamaz ya. Çok üşüyorum donacağım öleceğim burada. Aa şu fakir değil mi ya? Bu havada ne yapıyor bu sokakta? İşte be işte zengin geliyor. Umarım bana yardım eder. Zengin kardeşim ne olursun beni arabana al ya. Donacağım burada öleceğim. Çok üşüyorum ne olursan. Hadi oradan fakir ya yürü git. Allah Allah seni arabama alacağım. Arabamı fakir kokutacaksın. Çok çirkin kokuyorsun sen. Sokakta yaşayacaksın.
yaşayan adamı ben arabama hayatta almam. Adımını bile atamaz sen. Ama ne yapayım Zengin? Öleyim mi buradan? Çok soğuk diyorum sana ya. Çok soğuk. Çok üşüyorum. Ne olursun yardım et bana. Ben mi dedim kardeşim sana fakir ol sokakta kal diye? Allah Allah, fakirsen fakirliğini bil. Sürün sokaklarda. Umurumda bile değil. Hadi bakalım, sana iyi sürünmeler burada. Vay be, şuna bakın, ne kadar kötü bir insan. Burada soğuktan donacağım, beni bıraktı gitti. Hadi defol git buradan ya, nefret ediyorum hepinizden. Sana ihtiyacım yok zaten benim. Görürsün sen Zengin, çok çalışacağım. Ben de çok çalışacağım, görürsün. Ama ileride çok düzgün bir insan olacağım. Neyse gideyim de soğuktan korunabileceğim bir yer bulayım ben en iyisi. Şu terk edilmiş evin içinde belki kalabilirim. En azından içeride daha az üşürüm. Gireyim bari şuraya. Olamaz ya, evin içi de yağmur alıyor. Her yer ıslanmış. Donacağım burada. Uyumam lazım hemen. Gerçekten çok soğuk burası, çok. Oh oh oh, çocuğa bakın ya. Yazık, bu soğukta nerede kalıyor? Gidem de bir yardım eden bari. Belki yardım edebilirim. Allah Allah, bu havada sokakta ne ediyor acaba bu çocuk? Gidem bir sorayım. Donuyorum. Ula evladım, sen burada ne edip durun ya? Bu soğukta dışarı mı çıkılı? Manyak mısın sen? Dayıcım hoş geldin. Benim evim yok, o yüzden sokakta kalıyorum. Yoksa çıkar mıyım bu havada sokağa? Hayatta çıkmam. Evin mi yok? Yavrum gel benim kafemde kal. Sıcacık oturursun orada. Hem sana bir çay veririm ben. Yok dayıcım. Şimdi sana zahmet olur. Sana da ayıp olmasın. Olur mu öyle şey? Hem bana yardım edersin. Hadi yürü. Hadi naz yapma. Yürü takip et beni. Çok sağ ol amcacım ya. Allah razı olsun senden. Vallahi çok sağ ol amcacım. İşimi ısıttın gerçekten. Öyle hey mi olur evladım ya? Allah Allah, yardım edeceğim tabii. Bundan sonra sen burada çalışacaksın, tamam mı? Ben sana para da vereceğim. Para kazanacaksın. Büyük adam olacaksın emi. Allah senden razı olsun amca ya. Gerçekten çok sağ ol ya. Adamsın sen, adam. Bundan sonra burada çalışacağım. Söz veriyorum sana. Çok düzgün çalışacağım. Çaylar. Çay ister misiniz memur amcalar? Oo fakir, iş bulmuşsun kendine. Çok sevindim. Bana bir çay at bakayım. Bana da at bir tane kardeşim. Tamamdır polis abiler. Siz nasıl isterseniz öyle. Çaylar geliyor. Çaylar. Abi sen de ister misin çay? Çay getirdim, çay. Eyvallah kardeşim, çok sağ ol. Alırım bir tane çay. Gerçekten çok güler yüzlüsün. Bundan sonra hep buraya geleceğim. Çok teşekkür ederim. Hep gelin buraya. Ben size hep güler yüzlü davranırım. Hiç merak etmeyin. Hop pis fakir, senin ne işin var burada ya? Gel bakayım şuraya. Çay ver bize. Çay ver hadi. Bu ne yavaşlık ya? Allah Allah, yengenin boğazı kurudu burada. Acil çay lazım. Ay evet ya. Bu ne kadar yavaş bir hizmet böyle. Hemen getirdim abi, kusura bakmayın. Ay bu ne böyle, dibime kadar geldi bu pis fakir, çok çirkin kokuyor. Hey Allah'ım, kim işe aldı bunu ya? Allah Allah, yürü git oğlum, çalışma buradan, kovulur lan buradan. Ne, nasıl kovuldum ya? İyi de sen patron değilsin ki. Patron nerede senin ya? Çağır çabuk. İyi, hiç sevmedim bunu ya. Böyle fakirleri niye işe alıyorlar ki buraya? Tamam gidiyorum. Aa, düştü. Ay inanmıyorum, yandım. Bu ne rezillik kardeşim, yaktın sevgilimi. Aa, terbiyesize bakın ya, pis fakir, yürü git lan buradan. Hayır ya, olamaz, nasıl yaptım ben bunu, düştü elimden. Kaybol git oğlum şuradan, bak elimden bir kaza çıkacak, çabuk patronunu çağır buraya. Kovdurtacağım seni. Abi ne olursun kovdurtma beni, ben buradan ekmek paramı kazanıyorum. Ne olursun, eğer buradan kovulursam biterim ben. Ay aşkım kovdur şunu, aç kalsın bu, anlasın cezasını çeksin. Şunlara bakın ya, zengin olmuşlar ama adam olamamışlar. Tüh. Ne oluyor burada gençler? Hayırdır? Ay nasıl ne oluyor ya? Çalışanınız üzerime çay döktü. Evet ya, böyle bir rezillik olabilir mi? Kovun şunu, yoksa bu mekanı terk edeceğim, hesabı da ödemem. Ve bütün zengin arkadaşlarıma bu kafeye gelmemelerini söyleyeceğim. Aynen öyle, iflas edeceksiniz, anladınız mı beni? Amcacım çok özür dilerim, ne olursun affet beni ya. İşten kovma ne olursun, elimden kaydı. Bana zorbalık yapıyorlardı, tam senin yanına geliyorken elimden kaydı, düştü çay. Hadi oradan be, ne zorbalığı ya, bu geldi bize iğrenç çaylar getirdi. Kusuyordum resmen. Ay evet, resmen buz gibi çay getirdi bize. Demek öyle, kalk git buradan hadi. Arkadaşlar kanala abone olup videoya like atmayı unutmadınız değil mi? Eğer kanala abone olursanız çok sevinirim, olmazsanız da canınız sağ olsun. Defolun gidi hadi, gözüm görmesin bir daha. Hayır ya, olamaz. Tamam amcacım, hemen gidiyorum ben, çok özür dilerim. Bana yaptığın iyilikleri asla unutmayacağım, çok sağ ol. Sen değil evladım, bu ikiz dinginler gidecek. Hı? Biz mi yani? Ay neler diyorsun sen pis moruk.
Bu dükkanı senin başına yıktırırız, anladın mı bizi? Evet, iflas edersin. Sen de bu pis fakir gibi açlıktan sürünürsünüz bak sokaklarda. Yürüyün gidin buradan, terbiyesiz herifler size. Aa, yürüyün gidin dedim. İyi be, ne haliniz varsa görün. Ama bu söylediklerine bin pişman olacaksın amca, anladın mı? Yürü aşkım, gidiyoruz. Vay be amca, beni kavurdun sen. Çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Aa, evladım öyle şey mi oldu? Koruyacağım tabii seni. Aa, kalbim. Amcacım ne oluyor, iyi misin sen? Bir şeyin var mı? Ne oluyor amcacım? Söylediklerine mi üzüldün yoksa? Ne olur dinleme onları. Aa, pek canım yanıyor yavrum. Aa, kalbim. Evladım, kalbim sıkıştı. Bir ambulans çağır, ne olursun. Tamam amcacım, ne olursun bekle. Tamam mı? Dayan. Şimdi ambulans arıyorum. Ne olur dayan. Bırakma beni. Ben sensiz ne yaparım? Ne olur amcacım, ne olur sen. Aa, ne oluyor orada ya? Yürü Kerem, yürü yürü. Koş çabuk. Adam hastalanmış. Hadi hadi, hemen yardım edelim ona. Amcacım nasılsın? İyisin değil mi? Ne olursun, iyiyim de. İyiyim evladım, iyiyim. Allah senden razı olsun. Beni hastaneye getirdin. Bana çok iyi davrandın. Tabii davranacağım amcacım. Sen benim hayatımı kurtardın. O gece benim kafeni aldın. Çalıştırdın. Sıcacık çay içirdin bana. Sen olmasaydın sokakta donacaktım. Sen pek hayırlı bir adamsın fakir. Sen bana çok iyilik yaptın evladım. Kafede de herkes seni pek severdi. Sen insanlara iyilik yapmayı seven bir adamsın. Çok iyi birisin sen. Sen de öylesin amcacım. Sen öğrettin bana iyi olmayı. Canım amcam benim. Fakir, bana bak evladım. Eğer bana bir şey olursa kafe sana emanet, emi. Benim kafeme iyi bak. Öyle şey mi olur amcacım ya? Sana hiçbir şey olmayacak. İki kişi yine kafenin başına geçeceğiz, tamam mı? Tamam evladım, tamam. Hayır, hayır amcacım, olamaz. Hayır, doktor yok mu? Hayır, amcam ölüyor. Olamaz ya, hayır ya, hayır. Canım amcam, ne olur bırakma beni, ne olursun, hayır. Vay be, şuraya bakın. Mekan gerçekten insanlarla doldu. Amcamın kafesi tıktım tıktım dolu. Onun kafesine iyi bakacağıma söz verdim ona. Gerçekten çok iyi gidiyor kafe. Abicim, abicim. Karnım çok açlar. Rica etsem bana yemek verebilir misin? Tabii ki evladım ya. Gir içeri, istediğini ye. Ne istersen ye, tamam mı? Sen istediğini yiyebilirsin buradan. Canın ne çekiyorsa ondan al. Gerçekten mi abi? Gerçekten bana bu iyiliği yapacak mısın? Tabii ki evladım. Tabii ki yapacağım. Yıllar önce burada bir tane amca bana iyilik yapmıştı. Ondan sonra hayatım değişti. Eğer insanlar birbirine iyilik yapmazsa o zaman nasıl güzel yaşayacağız? Abicim çok teşekkür ederim. Sen gerçekten çok iyi bir insansın. Bu yaptığın iyiliği hiç unutmayacağım. Hadi bakalım, geç içeri, ye istediğini. Vay be fakir, ne kadar zengin olmuşsun böyle. Ben her şeyimi kaybettim. Hiçbir şeyim kalmadı artık. Barbie de beni terk etti bir aram bitince. Meğersem herkes beni param için seviyormuş. Ya zengin, gördün mü? Sen kimseye iyilik yapmıyordun. Sen çok kötü birisiydin. Şimdi ise hiç paran kalmadı. Kendin bile açsın. Evet fakir, yaptıklarımdan çok pişmanım. Sen çok fakirdin. Bir adam sana yardım etti, şimdi zengin oldun. Herkese de yardım ediyorsun. Herkes seni çok seviyor. Evet. Bana yardım ettiği için ben de zengin oldum. Ben de insanlara yardım ediyorum. Herkes mutlu olsun istiyorum. Fakir, yaptıklarımdan çok pişmanım. Karnım çok aç. Ne olursun bana yemek verir misin? Zamanında ben sana çok kötülük yaptım. Eğer vermezsen de yemek, anlarım yani. Saçmalama zengin. Ben senin gibi kötü birisi değilim. Hadi gel, istediğini yiyebilirsin buradan. Canın ne çekiyorsa onu ye, tamam mı? Hiçbir ücret ödemeyeceksin. Gerçekten mi fakir? Çok teşekkür ederim kardeşim. Çok sağ ol. Sen gerçekten harika bir insansın. Umarım ben de bir gün senin kadar iyi bir insan olurum. Umarım. Umarım kardeşim. Gel sen, hiç merak etme. Sen de burada benimle birlikte çalış. Para kazan, olur mu? Böylelikle aç kalmazsın. Gerçekten mi? Sen harika birisin. Tamam, olur. Senin için çalışırım ben burada. Çok teşekkürler fakir. Çok sağ ol. Hayır ya, olamaz ya. Karnım çok aç. Şuradan yemek yemek isterdim ama hiç param yok. O yüzden maalesef çöpe bakmak zorundayım. Umarım çöpün içinde benim ağzıma layık bir şeyler var. Vardır ya. Umarım karnımı doyurabilirim. Aman tanrım dostum. Şu adama da bakın. Oh my god. Resmen çöplükten yiyor. Tatları çok kötü. Çok kötü kokuyorlar. Ama ne yapayım? Çok acayip.
Of ya, çok kötü kokuyor. Kusacağım şimdi. Ne oluyor orada ya? Bu da ne böyle? Fakir, sen kafayı mı yedin? Ne var kardeşim ya? Ne var zengin? Açım, fakirim. Ne yapayım? Param da yok. Yemek alamıyorum. Ben de o yüzden çöplük dikip çürük etleri yiyorum. Kardeşim söylesene bana ya. Allah Allah. Sen burada bekle hemen. Ben hemen geliyorum. Tamam mı? Tamam kardeşim. Bekliyorum ben burada. İnanmıyorum ya. Galiba bana yemek alacak. İnanmıyorum. Zengini ben yanlış tanımışım. Galiba zengin iyi bir insan ben. Bekle kardeşim burada. Hemen geliyorum ben. Hamburgerci kardeş, bana bir altın kaplama hamburger verir misin? Vay canına babalık. Gerçekten o fakir adama bir altın kaplama hamburger mi ısmarlayacaksın? Ne, fakir adamı mı? Manyak mısın oğlum? Ona verir miyim hiç ona? Onun gözünün önünde yiyeceğim o hamburgeri. Dalga geçeceğim yani onunla. Ne, neler diyorsun dostum? Ben de seni iyi birisi sanmıştım babalık. Meğersem sen kötü bir zengin misin? Ya kardeşim çok konuşma. Al şu elmasları, bana hamburgerimi ver. Hadi seri ol. Vay canına be. Benim için ne kadar çok para harcadı. Zengine bakın ya. Çok iyi birisi gerçekten. Benim için yemek alıyor. Bundan sonra zengin en yakın arkadaşım olacak benim. Aman tanrım dostum. O paralar da ne? Al şu hamburgeri. Al işte, içi elmas kaplı, dışı altın. Tam ağzına layık. Gidip fakirle dalga geçebilirsin. Sağ ol kardeşim. İzle şimdi ona nasıl hava atacağım. Terbiyesiz ya. Ona hava atmaya gitti bir de. Vay be zengin kardeşim. O hamburger ne öyle be? Oha. Altın kaplama mı o? Evet. İçi elmas, dışı altın kaplama. Gerçekten çok pahalı bir hamburger. Yemek ister misin? Gerçekten mi ya? Gerçekten onu bana hediye mi edeceksin? İnanmıyorum ya. Ben burada çiğ et yiyordum. Sen ise bana altın kaplama bir hamburger veriyorsun. İnanmıyorum ya. Gerçekten harika birisin. Gerçekten bunu sana vereceğimi düşünmedin değil mi? Ne yapıyorsun ya? Yiyorsun hamburgeri. Hani bana verecektin? Hani bana iyilik yapacaktın ya? Of ya. Ulan pis fakir. Sen kim? Altın hamburger kim? Sen anca avucunu yalarsın. Bense altın hamburger yerim. Vay be. Benimle dalga geçmek için mi bekletiyordun beni? Öyle olsun be. Görürsün sen. Benim büyücü çocuğum var bir kere. Anladın mı beni? Bir büyü yapar. Ben zengin olurum. Hadi oradan be. Böyle sihirler gerçek değildir bir kere. Onlar ancak filmlerde olur. Zaten oyunun içindeyiz. Gelmiş bana ne diyor ya? Allah Allah. Hayal dünyasında yaşama fakir. Git çocuğuna söyle hadi seni zengin yapsın. Görürsün oğlum sen. Bunları dediğine pişman olacaksın. Kölem yapacağım oğlum seni. Kölem. Hüsamettin, acilen büyü yapman lazım. Ne oldu babacığım? Yoksa şehre kötü adamlar mı saldırıyor? İstersen hemen onları durdurabilirim. Savaşırım onlarla. Hayır evladım ya, ne kötü adamı. Allah Allah, kafayı mı yedin sen? Zengin amcana inat yapacağız. Ne inadı babacığım? Ne diyorsun? Allah Allah, kafayı mı yedin? Zengin amcan benle dalga geçti evladım. Ondan intikam almak için beni kral yap, onu da köle yap. 24 saat ben kral olayım, zengin olayım, o da fakir olsun, kölem olsun. Ne dedin? Seninle dalga mı geçti? Kimse benim babamla dalga geçemez. He şöyle evladım ya, kimse senin babanla dalga geçemez. Haklı sen. Gösteririm şimdi ben onlara. Görür onlar. Çok güçlü bir büyü yapıyorum. İşte oldu. Vay canına, ne oldu bana böyle? Etrafı karanlık görüyorum. Kör oldum. İmdat. Kör oldum. Başım. Yok ya babacığım, saçmalama. Çok zengin olunca gözüne güneş gözlüğü geldi. Ondan karanlık görüyorsun. Yoksa kör olduğun falan yok yani. Öyle desene evladım ya. Allah Allah, korktum ben de bir an. Kör oldum senden. Babacığım artık sen kralsın. Gidip zengin amcaya istediğini yaptırabilirsin. Şimdi ayvayı yedin sen zengin. Şimdi yedin. En iyisi gideyim de zengini bulayım ben. O da öyle ya. Ne yapıyor zengin orada? Zengin ne yapıyorsun oğlum sen burada? Kafayı mı yedin? Hünkârım ne olursunuz. Ne olur yalvarırım, bu altın hamburgeri kabul edin. Size olan hediyemdir bu. Ne olur geçmişte yapmış olduklarımı affedin. Vay be, bana mı veriyor şimdi bunu ha? Evet hünkârım, size veriyorum. Ne olursunuz kabul edin. Ne olursunuz hünkârım, ne olur kabul edin. Bak sen şu zengine bak. Aklı başına gelmiş. Dur ışığında biraz dalga geçeyim. Sana diyorum oğlum, sen hamburgeri ben içeceksiz mi içeceğim ha? Çabuk git bana altın kaplama bir tane de kola bul. Yoksa bunu yemem, anladın mı beni? Çabuk dedim, emrediyorum sana. Emredersin kralım, hemen bulup geliyorum, hiç merak etme. Vay canına be, krallık ne güzel şeymiş. Hem zenginim hem de istediğim yapılıyor. Arkadaşlar eğer siz de benim gibi çok zengin bir kral olmak istiyorsanız kanala abone
abone olup videoya like atmayı unutmayın. Belki de siz de kral olursunuz bir gün, ha? Çabuk çabuk bana altın kaplama kola ver. Kralım istiyor. Babalık ne diyorsun sen ya? Kafayı mı yedin? Allah Allah, kafana saksı mı düştü senin, he dostum? Oğlum çabuk ver diyorum sana. Çabuk ver bak, çok sinirleniyorum. Yahu kaybol şuradan. Sinirlendiriyorsun beni. Hadi yallah yallah. Oğlum kralım istedi diyorum. Ver diyorum sana. Ver şunu. Ver diyorum. Hadi çabuk ver bak. Ağzını burnunu kırarım seni. Aman tanrım. Oh my god. Oh my god. Adam kafayı yemiş. Aa, dur vurma dur. Hayvan. Aa manyağa bakın ya. Kola vermedi diye adamın ağzını burnunu kırıyor. Aa. Tamam tamam. Al kardeşim. Ne olur dövme beni. Aa. Aferin. Adam ol böyle. Artık yiyecekleri gidip kralıma verebilirim. Buyurun kralım. Artık benim iştahım kaçtı ya. Yemek yesim gelmedi. At bunları çöpe. Ama kralım, o kadar uğraşmıştım ben. Sen bana karşı mı geliyorsun ha? At dedim sana çöpe. At bunları. Tamam komutanım, siz nasıl isterseniz. Ben bunları gidip çöpe atıyorum o zaman. Hadi bakalım zengin efendi. Şimdi geldi yeni görevine. Siz isteyin yeter kralım. Ben her şeyi yaparım sizin için. Şimdi benim için bu bankayı soyacaksın. Sonra da ben çok zengin olacağım. Bu bankadaki bütün paralar benim olacak. Siz isteyin yeter komutanım. Her şeyi yaparım ben. Her şeyi yapmaya hazırım. Bu bankayı bile soyarım. Aferin lan sana. Adamsın sen. Hadi bakalım git soy şu bankayı. Tamamdır. Hemen gidip soyuyorum şimdi orayı. Oo zengin bey, hoş geldiniz. Buyurun ne istersiniz? Ne zengin bey mi? Beni nereden tanıdın? Ben maske takmıştım. Beni tanıyamazsın sen. Gerçekten çok şakacısınız zengin bey bugün ya. Allah Allah. Küçücük maske takmışsınız. Tanırım tabii sizi. Siz bu bankanın en zengin adamlarından birisiniz. Bu bankanın yarısı sizin paranız. Yarısı mı? Ama ben bu bankadaki bütün paraları istiyorum. Allah Allah, zengin bey yarısını elinize yetmiyor. Zaten aşırı zenginsiniz. İstediğiniz her şeyi alabilirsiniz. Bir ada bile satın alabilirsiniz. Hayır, ben bütün paraları alacağım ve kralıma vereceğim. Bana bütün paraları ver dedim sana. Zengin bey siz iyi misiniz? Kafanıza saksı falan mı düştü? Delirdiniz mi lan siz? Allah Allah. Bakın dalga geçiyorsunuz. Hiç komik değil yani. Ben gülmüyorum. Ver dedim sana paraları. Ver dedim. Bak çıldırıyorum. Tamam tamam. Sakin olun ya. Allah Allah. Vermiyorum. Çık git buradan. Ver diyorum sana paraları. Ver dedim. Ver şunları. Bütün paraları ver. Aa zengin bey durun. Kafayı biliriz. Aa yumruk atıyor manyak. Durun tamam tamam. Yalvarırım. İstediğinizi alın gidin buradan. Ne olur alın gidin. Hadi ben bu paraları aldım. Gidiyorum. Allah'a emanet. Sakın beni polise şikayet dediğim deme, tamam mı? Tamam tamam, söz veriyorum. Kimseye şikayet etmeyeceğim seni. Kerem komisere bile şikayet etmeyeceğim. Aferin aferin. Adam olacaksın sen. Hadi kolay gelsin. Seni polise şikayet edeyim de aklın başına gelsin. Hırsız seni. Adam hem zengin hem banka soyuyor. Ben böyle bir şey görmedim ya. Allah Allah. Buyurun komutanım, size paralarınızı getirdim. Artık siz de çok zengin birisiniz. Sınırsız paranız var. İstediğinizi alabilirsiniz. Aferin evladım. Aferin. Çok iyi yaptın. Şimdi benim hemen gitmem lazım. Neden gidiyorsunuz komutanım? Daha fazla şey isteyin, ben hepsini yapayım. 24 saat bitmek üzere. Eğer biterse ne olduğunu anlarsın sen. Paraları geri falan almaya çalışırsın. Vallahi döverim seni. Ne 24 saat ya? Neler diyorsunuz siz? Boş ver sen, boş ver. Hadi görüşürüz. Allah Allah, ne oluyor ya? Neyse ben de eve gideyim artık. Zengin aç şu kapıyı, aç dedim sana. Yoksa kapıyı kırarım. Çabuk aç diyorum sana, aç şu kapıyı. Allah Allah, ne oluyor ya? Allah Allah, ne oluyor ya? Kerem komiser, niye çalıyorsun kapıyı böyle? Tutuklusun zengin. Banka soymaktan tutuklusun. Hem zenginsin hem banka soyuyorsun. Bu nasıl iş lan? Saçmalamayın Kerem komiser. O bankadaki paraların yarısı benim de. Niye ben soyayım bankayı? Bankacı görmüş seni. Ayrıca kamera kayıtlarına da baktık. Sen soymuşsun bankayı. Ama nasıl olur bu ya? Ben dünkü 24 saati hatırlamıyorum. Neler olduğunu hiç bilmiyorum. Dün bana bir şeyler oldu Kerem komiser. Yemin ederim ben yapmadım. Yemin ederim. Bunlar nasıl yalanlar böyle zengin? Ben bunu külahımı anlat. Çocuk muyum ben? Hadi yürü benimle. Hapse girecek. Hayır ya, olamaz. Arkadaşlar yorumlara yazın ya. Ben değildim onu yapan. Ne olduğunu, dün ne olduğunu hiç hatırlamıyorum. Ne olduğunu yazın yorumlara, ne olursunuz. Arkadaşlar bu zengin ne diyor ya? Allah Allah, kafayı mı yemiş bu? Ne oldu? Yorumlara yazın gerçekleri, öğrenelim. Ne olursunuz arkadaşlar, yardımcı olun bana, ne olur. Ne baba, çok acıktım ben ya. Yemekte ne var bugün? Ne yiyeceğiz? Kurt gibi açım vallahi. Açlıktan öleceğim şimdi. Ne mi yiyeceğiz? Yiyeceğiz. At oğlum, hiç paramız kalmadı. Yiyecek hiçbir şey yok evde. Hiçbir şey yiyemeyeceğiz. Nasıl ya? Bir şey yemeden olur mu? Aç aç mı oturacağız? Hiçbir şey yemeyecek miyiz? Midem kazınıyor benim. Ne yapalım oğlum? Hiç paramız kalmadı artık. Yemek de alamıyoruz. Yapamıyoruz da. Aç.
aç kalacağız. Evet ama siz hiç merak etmeyin ailem. Ben buna bir çözüm bulacağım şimdi. Ne bulacaksın baba ya? Açlıktan öleceğiz ya, öleceğiz. Siz hiç merak etmeyin. Ben şimdi gideceğim, zenginden para isteyeceğim, yemek isteyeceğim, geleceğim. O benim kardeşimdir. O bana verir şimdi. Beni asla yarı yolda bırakmaz o. Ay gerçekten çok iyi bir fakir. Yoksa açlıktan öleceğiz Arda'nın dediği gibi. Tamamdır, hadi bakalım ben şimdi isteyip geleceğim. Aynen iste gel baba. İşte zenginlerin evi burası. Umarım beni yarı yolda bırakmaz kardeşim. Şöyle gideyim, çalayım şu zili. Evet. Öf ya, bu saatte kim bu ya, Allah Allah. Arkadaşlar gerçekten çok açız. Kanala abone olup videoya like atarak bize destek olur musunuz? Ne olur, hadi bekliyorum desteğinizi. Fakir kardeşim, ne işin var senin bu saatte kapımda ya? Rahatsız ettiysem özür dilerim zengin. Çok kötü durumdayız. Arda'nın karnı çok aç. Bizim de öyle. Bizi boş verdi. Arda'nın karnını doyurmak için bir şeyler verir misin? Bana 3-5 kuruş bir para verebilir misin? Yani fakir, bizde de bir şey yok ki ya. Bizim de durumumuz çok kötü şu aralar. Baba, yiyecek bir şey yok mu ya bu evde? Allah Allah, ne var yiyecek? Ey Allah'ım evladım, görmüyor musun? Yemek var işte orada, Allah Allah. Bu ne baba ya? Pasta var, kuru fasulye, pilav falan var burada ya. Ben bunları sevmiyorum ki. Bana antrikot lazım, kuzu çevirme falan lazım. Evladım internetten sipariş ver gelsin o zaman, Allah Allah, ne yapıvereyim? Of ya, tamam baba ya. Oo, şurada sosisler varmış, onları yiyeyim bari. Öyle işte fakir, bizde de yok yani. Bizim de yemeğimiz yok, biz de açız. Hadi görüşürüz. Anladım kardeşim, anladım ben seni. Aynen öyle kardeşim, hadi başka kapıya. Vay be, bir de kapıyı yüzüme kapattı. Bana yemeğimiz, paramız yok diyor. Oğluna yemek beğendiremiyor beyefendi. Böyle kardeş olmaz olsun be. Ama anladık işte. Gördük onun da gerçek yüzünü. Şimdi eve eli boş dönersem Arda çok üzülür. En iyisi ben şuraya oturayım, dileneyim biraz. Şöyle şurada dileneyim biraz. Kendim için olsa dilenmezdim ama çocuğum aç. Ne yapayım yani? Oğlum için her şeyi yaparım ben. Yeter ki o aç kalmasın. Ulan ya, eve ejder meyvesi almayı unutmuşum. Gidip alayım bari. Az çok demeyin. Bir ekmek parası. Ne olursunuz, bir ekmek. Aa, o da ne öyle ya? Fakire bak, dileniyor. Fakir kardeşim, sen ne yapıyorsun burada? Ne yapayım zengin? Dileniyorum ya. Allah Allah. Evde oğlum karım aç. Onları aç mı bırakayım? Hey Allah'ım ya. Dilenerek mi toplayacaksın kardeşim sen bu parayı ya? Ne yapayım zengin? Yakın zamanda nasıl iş bulayım? İş bulana kadar hemen böyle bir dileneyim dedim. Yeter ki oğlum aç kalmasın. İyi tamam, çabuk topla şu parayı ya. Allah Allah. Seni burada gören olursa rezil olurum. Zenginin kardeşi dileniyor dedirtmem ben kendime. Hadi çabuk. Tamam. Ben hemen parayı bulduktan sonra giderim buradan. Merak etme sen hiç. Elini çabuk tut. Hemen pılını pırtıtını topla buradan. Çek git, tamam mı? Tamam kardeşim. Tamam. Sen hiç merak etme. Öyle yaparım. İyi hadi. Kolay gelsin sana, dilenci herif. Vay be, demek benim böyle bir kardeşim varmış. Öğrenmiş oldum. Vah vah vah, evladım ne edip durun sen burada bakayım. Amcacım, dilenci değilim, yanlış anlama ama varsa bir ekmek parası alabilir miyim ya? Evde çocuğum çok aç, karnı çok açmış. Tamam evladım, tamam, sen hiç merak etme. Ben senin o kardeşinin dediklerini duydum, sen merak etme. Al bakayım sen şu ekmeği, yavruna götür. Karnı aç kalmasın yavrucağın. Allah senden razı olsun amcacım. Çok iyi bir insansın sen, çok. Ben hemen gidip Arda'ya bir ekmeği vereyim, karnı doysun. Oho, inşallah bu adam çok zengin olur. Canım ailem, bakın bir tane ekmek buldum. Hadi bunu yiyip karnımızı doyuralım, hadi. Ay gerçekten harika bir insansın sen fakir. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol baba ya. Sayende aç kalmayacağız bugün. Hadi bakalım yiyelim yemeğimizi. Fakir beye bu müjdeli haberi vermek için çok sabırsızım gerçekten. Umarım beğenir. Hadi bakayım. Canım ailem, siz yemeğinizi yiyin. Ben kapıya bakıp geliyorum hemen. Bakalım kim gelmiş ya şöyle. Merhabalar fakir bey. Size çok büyük bir müjdem var. Müjde mi? Ne müjdesi ya? Beyefendi siz kimsiniz acaba? Ben bir miras memuruyum fakir bey. Amerika'da yaşayan büyük dayınızın mirası size bıraktığını biliyor muydunuz? Aa, benim Amerika'da yaşayan büyük dayım mı varmış? Evet, sizi çok seviyormuş. Çocukken size çikolatalı dondurma ısmarlamış. Heee,
Odayım. Tamam. Ne bırakmış bana? Size bir adet çikolatalı dondurma bırakmış. Lan böyle müjde mi olur? Şaka yaptım fakir bey ya, öyle miras mı olur? Allah Allah. Ya kardeşim sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Allah Allah, adam akıllı söylesene ne bırakmış? Size tamı tamına evet söylüyorum. Kardeşim söylesene ya, Allah Allah. Tamı tamına... Lan hadi. 10 milyon elmas bırakmış. Vallahi zengin oldunuz. Hadi iyisiniz ha. Ne? 10 milyon elmas mı? Zengin aldık. Zengin aldık. Fakir aşkım ne oluyor? Neler yapıyorsun orada? Babam kafayı yedi herhalde açlıktan. Ne açtı ya? Zengin aldık, zengin. Fakir bey durun, hemen heyecanlanmayın. Bu mirası alabilmek için şu soruyu bilmeniz gerekiyor. Ne sorusu ya? Ne biçim miras bu? Dayınız bir bilmece yazmış. Eğer onu bilemezse vermeyin demiş. Bilmeceniz şu. Pazardan aldım bir tane, eve geldim 1000 tane. Cevap nedir? Neydi bu ya? Neydi? Arkadaşlar siz biliyor musunuz? Yorumlara yazın cevabını biliyorsanız. Ne olur ne olur. Zengin olacağım, zengin olacağım. Ne olur arkadaşlar. Aç kalmamamız için yorumlara yazın cevabı. Evet, süreniz geçiyor fakir bey. Hadi bakalım. Durun, durun, bunu bana dayım öğretmişti çocukken. Evet evet, o öğretmişti bana. Cevabı şey. Ne? Cevabı nar. Evet, doğru bildiniz. Tebrikler, 10 milyon elmasınız oldu. Hadi kolay gelsin. Ne, 10 milyon elmasımız mı oldu? Baba zengin olduk baba. Zengin olduk fakir, zengin olduk. Canım ailem, biliyordum. Bir gün böyle kurtulacağımızı biliyordum. Zengin beye de şu kötü haberi vereyim artık. Yapacak bir şey yok. Hey Allah'ım, yine kim bu ya? Merhaba zengin bey, size çok kötü bir haberim var. Şirketiniz iflas etmiş. Artık bütün paranızı kaybettiniz. Ne kardeşim? Şimdi ne diyorsun sen ya? Nasıl bütün paramı kaybettim? Üzgünüm zengin bey ama öyle. Ayrıca maalesef üzerinize bir sürü borç kaldı. O yüzden evinize, arabanıza, yemeklerinize, her şeyine icra koymamız gerekiyor. Ne diyorsun kardeşim sen? Böyle bir şey olamaz ya. Ben çok zenginim. Olamaz böyle bir şey. Üzgünüz zengin bey. Yapacak bir şey yok. Hayır ya, olamaz. Ne yapacağım ben? Bittim ben. Bittim. Hayır. Of ya. Of. Neler yapacağım ben şimdi? Nereden bulacağım ben yemekleri? Nasıl doyuracağım karnımı? Durun, benim fakir diye bir kardeşim var. Gidip ona sorayım bari. Belki biraz yemeği vardır. Karnımı doyururum. Evet evet. Gidip ona sorayım ben en iyisi. Onda vardır yemek. Hadi kardeşim aç kapıyı. Sana çok ihtiyacım var. Ne olur. Zengin kardeşim, senin ne işin var burada? Fakir kardeşim, her şeyimi kaybettim. Karnım çok aç. Eğer varsa, bir sulum ekmeğin varsa alabilir miyim? Vay be. Demek öyle zengin. Hatırlıyor musun? Ben böyle senin kapının önüne gelmiş, bana hiçbir şeyim yok deyip kovmuştun. Oysa ki senin çok şeyin vardı. Evet hatırlıyorum fakir. Çok özür dilerim. Çok. Dilemene gerek yok kardeşim. Sen benim kardeşimsin. Ben ne olursa olsun sana yardım edeceğim zaten. Hadi geç içeri. İstediğini ye. Çok sağ ol kardeşim. Sen zamanında benden yardım istediğinde ben yardım etmedim. Ama sen yine de bana yardım ediyorsun. Sen çok iyi bir insansın. Evet gençler, ne ettiniz bakayım? İyi amca, hoş geldin. Geç içeri, buyur. Fakir, ne ettin bakayım? Verdin mi zengine para? Karnını doyurdun mu? Tabii tabii amca. O da gelecek şimdi. Yemek yiyeceğiz. Gel sen de ye. Yok yok fakir. Ben de bunu görmeye geldiydim. Sen pek iyi bir insansın yavrum. Ben senin Amerika'daki büyük 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 dayınım. Senin böyle insan olduğunu bildiğim için sana verdim bütün mal varlığımı. Vay be dayı. Ne büyük adammışsın sen. Çok büyük büyük bir adammışsın. Çok sağ ol dayı. Çok. Tam zamanında geldin. Yetiştin vallahi. Vay be dayı. Gerçekten çok iyi bir insanmışsın. Bundan sonra ben de iyi insan olacağım. Artık kötülük yapmayacağım kimseye. Çok iyi. Hadi geçin içeri. Yemek yiyelim artık. Ulan Arda, ulan Velet, oğlum bu notlar neler? Hani sen bütün sınavlardan 100 alıyordun, ne oldu? Bu notlar ne? Resmen hepsinden 0 almışsın ya. Babacım, yemin ederim düşündüğün gibi değil. Benim notlarım değil onlar. Nasıl senin notların değil? Benim notlarım mı? Yok babacım, senin notların da değil. Ama şey oldu, Rüzgar benim sınav kağıdımı çaldı. Ne? Sınav kağıdını mı çaldı? Lan oğlum bu nasıl yalan? Daha yaratıcı bir plan gelmedi mi aklına? Ne biçim yalan bu ya? Çocuk mu kandırıyorsun oğlum sen? Yok babacım. Babacım yemin ederim çaldı ya. Yalan söyleyecek olsam daha mantıklı bir yalan söylerdim. Ne biçim yalan bu? Ulan bak, seni bu notlarla döverim. Zemin derim. Ne biçim yalan söylüyorsun? Yürü git lan buradan. Bir de bize sınıf birincisiyim diyor. Yürü git.
Bu notları düzeltmeden sakın eve gelme. Allah kaç. Ulan Rüzgar, senin yüzünden düştüğümüz hallere bak. Allah Allah evladım, bu notlar ne? Allah Allah, hepsi yüz bunların. Biz seni okula zibidilik yap diye yolluyoruz. Sen gidip ders mi çalışıyorsun yoksa? Hayır babacığım, saçmalama ya. Ne ders çalışması? Çalışmıyorum tabii ki. Ben sadece okula gidip kızlara hava atıyorum. O zaman bu notların hali ne evladım? Nasıl yüz oluyorsun? Yüz almaman lazım senin. Çok kötü olması lazım notlarının. Babacığım, yüksek notlar alıp üst sınıftaki kızlara hava atmak istiyorum. O yüzden Arda'nın sınav kağıdını çaldım. Bu sayede bütün derslerden 100 aldım. He, öyle desene evladım ya. Ben de bir an ders çalışıyorsun falan sandım. Kafanı kıracaktım valla. Yok yok babacığım, öyle şey mi olur ya? İnek miyim ben? Allah Allah. Ay ne oluyor burada? Zengin yine neler söylüyorsun bakayım çocuğa. Barbie aşkım, sen de mi buradaydın ya? Anneciğim, babam bana okul hakkında bilgi veriyordu. Lan velet sus. Aşkım Rüzgar'ın notları çok iyiymiş. Ona daha da çok ders çalışmasını söylüyordum. Tebrik ediyordum. Aferin oğlum o zaman. Yanlış duymuşum o zaman ben size. Kusura bakmayın. Evet evet aşkım. Sen yanlış duymuşsun sanırım. Ulan baba. Ne fena adamsın. Ulan o Rüzgar bir bulayım var ya. Ağzını burnunu kuracağım. Ulan Rüzgar. Ulan. Şu ezik Arda'ya bakın. Yürüyor. Ulan Rüzgar. Kaçma. Gel buraya. Döveceğim oğlum seni. Kaçma dedim sana. Gel buraya. Niye kaçıyorsun benden? Çok yoruldum. Evet Arda. Çok yorulmuş bir halin var gerçekten. Ne oldu hayırdır? Niye koşturdun bu kadar? Yoksa arabamı çok mu beğendin he? Of, ulan Rüzgar, sinirden kendimi çok zor tutuyorum. Şimdi senin ağzını burnunu kıracağım. Nasıl kıracaksın oğlum? Kürdan gibi kolların var. Kırarım bak seni. Ben senden daha kaslıyım, daha güçlüyüm. Bana hiçbir şey yapamazsın. Yetti artık. Hem suçlusun hem güçlü. Sen benim sınav kağıdımı çaldın. Benim emeklerimi çaldın. Evet, ben zenginim, kaslıyım. Bana hiçbir şey yapamazsın. Yaptığım her şey yanıma kar kalacak. Görürsün Rüzgar, görürsün. Bir gün intikamımı alacağım senden. Anca rüyanda görürsen. Ay Rüzgar, ne oluyor burada? Ne yapıyorsun? Bu fakirle mi takılıyorsun? Yok ya, ne takılacağım bu fakirle? Tam da gidiyordu zaten. Bana nasıl bu kadar başarılı olduğumu, sınavdan nasıl yüz aldığımı soruyor. Ay çok zeki. Senin gibi salak değil. O yüzden aldı yüzü. Göreceksiniz siz. Gün gelecek hepinizden intikamımı alacağım, görürsünüz. Kaç bakalım kaç. Anca kaçarsın. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bomba gibi haberlerim var size. Bomba gibi haber mi? Ne yapacaksın zırt beni? Hepimize yüz mü vereceksiniz? Ne yüzü lan? Ben sana günahımı bile vermem zibidi. Allah Allah. Hocam yoksa hepimize dondurma mı ısmarlayacaksınız? Oley. Hadi lan oradan, ne dondurma ısmarlayacağım sana? Yemişin yüz kilo olmuşsun zaten zibidi. Bir de bana bak, ne kadar fitim, inceciğim, maşallah maşallah. Hocam ayıp değil mi ya? Allah Allah, çok üzüldüm ben şimdi. Ayrıca kilom da bence gayet yerinde yani. Hocam bomba haber ne ya, söylesenize. Yoksa kimin kopya çektiğini buldunuz mu? Evet aynen öyle, kimin kopya çektiğini buldum. Nasıl olur bu ya, kesin yalan söylüyor öğretmen, çaktırmayayım ben. Rüzgar evladım, arkadaşının sınav kağıdını çalmaya utanmıyor musun? İnanmıyorum duyduklarıma, gerçek mi bu Rüzgar? Sen zeki değil misin yoksa? Kesin öğretmen beni test ediyor. Hayır öğretmenim ya, ne alakası var, ben çalmadım, emeğimin hakkıyla yaptım her şeyi. Evladım sen gerizekalı mısın? Arkadaki koca kamerayı görmüyor musun? Allah Allah, hepsi seni kaydetmiş. Kayıt mı etmez? Ulan oğlum, hem çalıyorsun hem de kamerayı görmüyorsun, ne saf delik adamsın sen. Hocam ya, nasıl oldu bu ya? Kamera mı varmış sınıfta? Sınıfta kameranın ne işi var ya? Arkadaşlar, eğer siz de benim gibi kaslı ve zengin olmak istiyorsanız kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Senin gibi eşek sıpaları kopya çekemesin diye kamera yerleştirmiştim. Ama sen yine de kopya çektin. Hocam ne bileyim ben kamera olduğunu ya. Allah Allah, bilsem çeker miyim? Kamera olmasa çekeceksin yani. Bak sen. İnanmıyorum Rüzgar ya. Ben de seni akıllı biri sanmıştım. Ve bunun sonucunda senin bütün notlarını alıp Arda'ya veriyorum. Arda'nın bütün notları 100, senin ise 0. Hayır ya, 3-5 puan bıraksaydınız var ya. Ve ayrıca ek olarak ceza da veriyorum sana. Bütün paran ve kasların Arda'nın olacak. Nasıl yani? Kaslarımı nasıl vereceksiniz hocam? Kafayı mı yediniz siz? Oley be, hem zengin olacağım hem de kaslı olacağım. Sonunda be. Evet, hokus pokus, Rüzgar'ın kasları Arda'ya geçsin. Hayır olamaz ya, şuraya bakın Arda zengin ve kaslı oldu, benimse hiçbir şeyim kalmadı.
Of ya, of olamaz. Nasıl çektim ben o kopyayı? Keşke kopya çekmeseydim. Ben inanmıyorum ya. Şuraya bakın, Arda ne kadar da yakışıklı oldu. Kaslı ve zengin. Ayrıca tüm sınavını o yapmış. Çok zeki o. Sonunda zengin oldum ve kaslı oldum. Çok güçlüyüm. Şimdi bittin sen Rüzgar. Şimdi bittin. Of ya, kaslarım gitti. Param gitti. Of Arda, göstereceğim sana. Şu eziğe bakın ya. Hop birader, çekil yoldan pis ezik. Allah Allah. Lan şuna bak, benim arabam da bana hava atıyor. Gel buraya, gel. Öldüreceğim seni, öldüreceğim. Ulan Arda, ulan Arda. Benim yaptıklarımı sen de bana mı yapıyorsun şimdi? Ama bunlar bana sökmez, anladın mı? Yemezler aslanım. Ben senin gibi pısırık değilim. Ağzını burnunu kırarım senin. Bak bak sen, öyle mi? Ben senden daha kaslıyım, daha zenginim. Bir yumruk atsam yerde sümük gibi yapışırsın. Sen beni hayatta dövemezsin. Anca rüyanda döversin. Oha, çok sinirlendiriyorsun beni Arda. Her şeyimi çaldın. Hadi oradan be. Asıl sen benim emeklerimi, notlarımı çaldın zamanında. Bunun cezasını çekiyorsun şimdi de. Aa, Arda ne oluyor burada ya? Allah Allah. Canım ne oluyor? Bu eziğe mi takılıyorsun yoksa burada? Yok ya, ne takılacağım bu eşekte. Allah Allah, şimdi gider bu da. Bu da ne böyle? Kız arkadaşımı da mı çaldı? Ulan ne biçim adamsın sen? Çok pis, döveceğim seni. Ağzını burnunu kıracağım. Ay Arda, neler diyor bu? Kaşınıyor galiba. Döv şunu. Dayak mı istiyorsun sen Rüzgar? He? Kaşıyım mı seni? Hadi gel lan, kavga. Hadi bakalım kim kimi dövüyormuş, göreceğiz. Demek illa dayağı mı istiyorsun he? He? Al sana. Ay, nasıl vurdu öyle? Benim canım acıdı resmen. Seni sümük gibi yere yapıştırırım demiştim. Ama dinlemedin işte. Şimdi sümük gibi yerdesin. Of ya, ne biçim vuruyorsun? Vurulur mu öyle? Hadi Elif, artık buradan gidelim canım. Yürü. Ay tamam. Hiç şey olmaz, yenisini alırım. Nasıl olsa çok zenginim. Ulan bu halin ne senin, zibide? Allah Allah, ben sana millete hava at diye okula git diyorum. Sen gidip rezil oluyorsun. Babacım, bildiğin gibi değil. Öğretmen kamera kayıtlarına bakmış. Yakalanmışım kopya çekerken. Ulan hem kaslarını hem de bütün paranı kaybetmişsin. Bütün imkanlara rezil olmuşsun. Senin yüzünden benle de dalga geçiyorlar. Ne biçim çocuksun sen? Çok özür dilerim babacım. Bir daha olmayacak, merak etme. Hepsi o Arda yüzünden. O Arda olmasaydı bunların hiçbiri olmayacaktı. Hadi lan oradan, çık git lan bu evden. Çık git, rezil ettin bizi. Bir daha gelme bu eve. Git sokaklarda dilen. Para mara da yok bundan sonra sana. Canım oğlum be, şu haline bak. Maşallah hayvan gibi olmuşsun ya. Tıdı tıdı, nazar değmesin. Sağ ol babacım, gördün mü? Söylemiştim sana, hepsi Rüzgar yüzündendi. O benim sınav kağıdımı çalmıştı. Eşek kafalı Rüzgar ya. Kusura bakma oğlum ya. Sana güvenmediğim için, inanmadığım için özür dilerim. Canım oğlum benim. Biliyordum senin başarılı olduğunu. Biliyordum. Şimdi hem kaslısın hem çalışkan. Hem de zenginsin. Aynen öyle babacığım. Bundan sonra zenginiz. Canım oğlum benim be. Canım oğlum. Anneciğim, babacığım, ben okula gidiyorum. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz evladım. Yolda kendine dikkat et, tamam mı? Evet oğlum, dikkatlice git gel, olur mu? Tamam tamam, merak etmeyin. Hemen hızlıca gider gelirim ben. Hadi görüşürüz oğlum. İyi dersler sana. Allah zihin açıklığı versin. Bay bay. Sağ olun. Hadi görüşürüz. Bay bay. Of Miray ya. Keşke çok paramız olsaydı da Arda'yı okula arabayla bırakabilseydim. Çocuk her gün kilometrelerce yol yürüyor ya. Yazık çocuğa valla. Yapacak bir şey yok fakir. Yapacak bir şey yok. Bizim paramız da yok, arabamız da yok. Yürümek zorunda Arda. Merak etme, o çok güçlü bir çocuk. Bunları dert etmez. Haklısın Miray, haklısın. O gerçekten çok akıllı bir çocuk. Ulan ya, niye arabamız yok bizim ya? Yine yürüyeceğiz kilometrelerce yolu. Hadi şimdi gidebiliyorsan git o kadar yolu ya. Of ya. Anne, baba, ben okula gidiyorum. Tamam oğlum, iyi dersler, git. Bize ne Allah Allah. Aynen oğlum, hadi görüşürüz, git. Nasıl gideyim baba ya, Allah Allah. Arabanın anahtarını versene ya. Ne araba anahtarı ya, Allah Allah ya. Ne arabası? Kaç para oldu benzin, haberin var mı senin? Ya baba bırak Allah aşkına, zenginsin zaten. Ver şu arabanın anahtarını da gideyim. Kızlara hava atacağım okulda, hadi. Ulan sen de baban gibi çapkın alacaksın ha. Aferin, al anahtarı. Zengin ne diyorsun sen ya, ne çapkını? Ne babası, sen çapkın mısın yoksa? Hay Allah, ne dedim ben ya. Ayvayı yedik şimdi. Var bir şey ya, senden önce yani. Bir zamanlar. Tabii ki senden sonra gözüm senden başkasını görmedi. Öyle mi beyefendi? Sana 3 gün boyunca yemek yapmayacağım, ceza. Görelim bakalım nasıl oluyormuş çapkınlık, terbiyesiz. Şş baba, okula geç kalacağım. Araba anahtarı hadi. Ya evladım, masanın üstünde, al git sen de ya. Allah Allah. İki laf ettik, zararlı çıktık zaten.
Sağ ol baba, hadi görüşürüz. Görüşeceğiz seninle zengin bey, görüşeceğiz. Oo, arabama bak be, cillop gibi. Bineyim şuna da vın vın gazlayayım ya. Çekilin yoldan, ben geliyorum. Hı? Nasıl gidiyor bu araba? Nasıl sürülüyor bu ya? İmdat! Aha! Of ya, of, yürü yürü bitmiyor bu yolda ya. Aa, o ne ya? Pelinsu değil mi bizim sınıftaki? Ne kadar güzel bir kız bu Pelinsu ya. Çok güzel ya. Keşke onunla arkadaş olabilsem. Acaba hazır tek başınayken yanına gidip konuşsam mı ya? Gideyim bari. Hadi topla cesaretini Arda. Yapabilirsin. Hey Pelinsu, ne haber ya? Nasılsın? Ay merhaba Arda. Ne haber? Oo, adımı da biliyor ya. Pelinsu, aynı sınıftayız. Tanıyorsun değil mi beni? Evet, tanıyorum, adını söyledim ya, şapşal. Ne saf delik çocuksun sen. Yani niye saf delik dedin ki şimdi bana? Neyse. Ulan kız olmasan ağzına bir tane vurdum. Neyse ya. Utanmadan bana şapşelik bir şeyler diyor ya. Ay ne yapıyorsun sen burada? Okula yürüyerek mi gidiyorsun? Evet, sen de yürüyerek gitmiyor musun? Beraber yürüyelim istersen. Ay bilemedim ki. Beraber mi yürüsek? Olabilir. İyi tamam, süper, hadi beraber yürüyelim. Hem muhabbet ederiz, tanışırız. Oo, o ne ya Pelinsu? Hazır yürüyorken hemen alayım onu arabama. Hey Pelinsu, atla de okula götüreyim seni arabamla. Rüzgar? Yürü git şuradan Rüzgar ya. Biz yürüyerek beraber gideceğiz Pelinsu'yla. Sen de gelmeyecek. Öyle mi Pelinsu? Yürüyecek misin yoksa seni ultra lüks arabamla okula mı bırakayım? Rüzgar, arabayla mı götüreceksin beni okula? Pelinsu ne oluyor ya? Satıyorsun mu beni? Ay araban ne kadar güzelmiş. Hadi beni okula bırak. Arkadaşlar videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Yorum atarsanız da çok sevinirim. Hepinize destekleriniz için teşekkür ediyorum. Atla güzelim, götüreyim seni okula, hadi. Hadi Rüzgar, götür beni arabanla. Tamamdır, şimdi Rüzgar gibi götüreceğim seni, hiç merak etme. Sıkı tutun, hadi gidiyoruz. Ay yavaş ol. Ulan be, bir araba için sattı beni kız ya. Of ya, ne güzel, tanışacaktık, muhabbet edecektik, okula gidecektik, arkadaş olacaktık. Bu kızların hepsi mi böyle ya? Of ya, oha. Gün gelecek, hesaplaşacağız, göreceksiniz. Of ya, of. Her şey para mı bu dünyada? Allah'ım ne olur ya, ben de bir gün zengin olayım ya. Param yok diye kimse beni umursamıyor. Ne olur ben de bir gün zengin olayım. Ne oluyor ya? Dualarım kabul oldu. Zengin oldum. Şuna bakın, lüks bir arabam var. Artık ben de zenginim. Pelinsu ne haber? Okula yürüyerek gidelim mi beraber ya? He, ne dersin? Ay, araban yok mu ya? Yürüyeceğiz mi? Arabam yok ama yolda beraber muhabbet edebiliriz yani, tanışırız. Ay olur, niye olmasın? Hop, ne yapıyorsunuz burada fakirler? Ne öyle ya? Okula yürüyerek mi gideceksiniz yoksa? Ay evet ya, Rüzgar'ın arabası olmadığı için yürüyoruz. Sen beni okula bırakır mısın yakışıklı? Ne oluyor ya Pelinsu? 2 dakikada sattın beni. Ne bu böyle? Ne, seni okula mı bırakayım? Bu arabayla mı? Evet Arda, bırakır mısın beni okula? Hadi. Hadi oradan. Siz olsanız beni arabaya almazdınız. Kaybolun. Yürüyün lan. Hadi size iyi yürümeler. Ay bu nasıl çocuk ya? Bıraktı gitti beni. İnanmıyorum. Vay be Pelinsu. 2 dakikada sattın beni. Demek Arda seni arabaya alsaydı beni bırakıp gidecektin, öyle mi? Ay olur mu öyle şey Rüzgar? Sen de gelecektin tabii ki. Ben seni hiç bırakır mıyım? Hadi oradan be. Tek başına git okula. Ben de gidiyorum. Terk ediyorum seni. Ay güzel bak. Gidersen git be. Allah Allah. Sana ihtiyacım mı var sanki benim? Benim Arda gibi zenginlere ihtiyacım var. Benim mis gibi arabasıyla okula bırakır. Senin gibi yürütmez. Hey Allah'ım, kıza bak ya. Dini imanı para olmuş. Evet. Merhabalar arkadaşlar hepinize. Sınıfa hoş geldiniz. Oo, Arda gözlük yapmışsın oğlum. Aynen hocam. Gözlükler Ray-Ban, parçala beni hayvan. Oğlum ne komiksin sen ya. Bu zengin adamlar ne kadar komik ya. Vallahi Arda, koparıyorsun beni ha. Komiyimdir hocam da, tamam çok şımarmayın yani. Ay Arda çok yakışmış gözün. Tamam. Oo, Arda'ya bak ya, tam bir alfa. Bu çocuk çok havalı. Öf ya, şunu havalandırmayın ya. Ben bundan daha havalı olurum istesem. Arda kim ki yani? Ben ondan daha havalı olurum. Hadi oradan fakir herif. Kaybol gözümün önünden. Bir de benden daha havalı olacakmış. Benim gözlüklerim bile senden daha havalı. Vallahi Arda haklı ya. Rüzgar tam bir ezik.
Valla Rüzgar, Arda'ya laf edersen senin kafanı kırarım ha. Evet Rüzgar, Arda senden daha yakışıklı, hem de daha havalı. Sen onun tırnağı bile olamazsın, anladın mı beni? Ardacığım, beni arabanla gezdir ne olur. Hadi oradan kızım, uğraşamam ben seninle. Hadi kendine başka zengin çocuk bul. Ben öyle yolabileceğin enayi çocuklardan değilim. Hey. Evet Arda, bize bu zenginliğinin sırrını açıklar mısın lütfen? Nasıl böyle zengin oldun? Çok kolay. Dua ettim, duam kabul oldu. Ben de zengin oldum. Nasıl ya? Bu kadar basit mi zengin olmak? Evet, bu kadar basit. Duanız kabul olunca zengin oluyorsunuz. Bu kadar. Hiç uğraşmanıza gerek yok. Nasıl yani ya? Aha, ben de dua edeceğim bundan sonra. Bütün gece dua edeceğim. Zengin olacağım. Ne yani? Ben yıllarca okul okudum, öğretmen oldum, çalıştım, saçımı süpürge ettim. Hepsi boşuna mıydı? Sadece dua etseydim zengin mi olacaktım yani? Evet, bu kadar basitti. Hocam siz nasıl saçınızı süpürge ettiniz ya? Siz kelsiniz. İşte evladım, saçım olmadığı için süpürge edemedim, o yüzden de zengin olamadım. Her neyse, onu bunu bırakın şimdi arkadaşlar. Size bir soru soracağım ve bu soruyu bilenler sınıfa geçecek. Olamaz ya, hayır. Quiz. Ama Tanrı, mesemediğim şey, sınav olacağız. Ne olur bana cevapları söyleyin yorumlarda, yoksa ben geçemem. Evet gençler, söyleyin bakalım. 7+2 kaç eder bakalım? 7+2. Yorumlarda cevaplayın, yorumlarda da sizlere not vereceğim. Hadi bakayım, bakalım doğru bilebilecek misiniz? Bakalım kaç kişi yüz alacak? Ya da kaç kişi sınıfta kalacak? Hocam Arda çok zengin, Arda kesin bu soruyu cevaplar. Evet, Arda çok akıllıdır, Arda kesin bu soruyu cevaplayabilir. Evet Arda, arkadaşlarının bu isteği üzerine ne diyorsun bakayım, cevaplayabilir misin bunu? Hocam ben size biraz para vereyim, cevaplamayayım, siz cevaplayın, nasıl fikir? Bütün sınıfı geçsin, olur mu? Para mı? Olur tabii. Demek para vereceksin. Bütün sınıfı geçti. Hayırlı olsun. Yaşa be Arda. Oo Ardacığım, adamsın. Arda. Ne oluyor ya? Hepsi rüyayı mıydı? Ben zengin değil miyim hala? Of ya, of. Ben de zengin oldum sandım ya. Of ya. Ben de ne safım ya, böyle zengin mi olunur? Zengin olmak için çok çalışıp çok kazanmak lazım. Neyse, büyüyene kadar çok çalışacağım, zengin olacağım, çok ders çalışacağım. Sizce zengin olabilir miyim arkadaşlar çok çalışarak? Fikirlerinizi belirtin yorumlarda. Hadi görüşürüz. Bye bye.